Bugünkü programımızın teması tünügün elanımızda bəgindək. İntayın muhim bir mavzu. O bosumu Allah Subhanahu ve Teala bilen bende otursuzdaki alaqı, münasibet. Bu temat doktorumuz elbette bizden bəxsi adetimiz bunun göre buludu. Rabbimiz bilen boğan münasibetimizden kandak buluşu bizden akıbetimizden o belgeleydiğen bir naiti inçki muhim bir tem boğalıq için. Bunu bir üçün eldep oldurduk. Bugünkü programımızdan aziz mihmini hem Allah'a tanışık boğan hürmetlik Ustaz Şarık Türkistan Ölümala Birliki azası şimdiklə Avustralya vekili muavin reisi Ölümala Birliki'ninki Ustaz Abdusalam alimini teklif kıldı. Kümmetki vaxtını çıxırıp Avustralya'dan saat barqı şünki ola parıqlıq bosumu vaxt çıxırıp qatnış bəgəli üçün köpdün köp rahmet eytimiz aldı bilen. Selamun rahmet. Rahmet Allah razı olsun. Aldı bilen mi şu Allah bilen ben de otursuzdik ki bizler otursuzdik ki münasibet alaqının ki asasını mı? Şunu da girsek. Hadi merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Bizge özün kalamıda bizden yarıştaki məhsilini bayan qilib وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ degen şu prinsipini, yani mən insanlarını, cillarını fakat mənəli ibadet kılış için yarattım degen şu prinsipini ve bizden yarışımızdaki məhsilimizini ügetken Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'a hamdü sana eğitimiz. Ve şundakla muşu ayetini hakiki mənədə yaşayan ve başkalarına yaşatkan ve bunu bütün insaniyet için örnek kılıp kaldığıgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi durup Elhamdülillahimiz şundakla Peygamber aleyhissalatu vesselamın aile tevabatlarına, sahabelerine ve şu Peygamberimizinki yoluna izcil ergişmengan barlaq Müslümanlarımı Allah'ın selamını yollayımız. Bulup mu bu güzel, bu mübarek ayda Allah Subhanahu ve Teala'ya muşu mezmununu yakışı düşünüp Allah bilen boğan münasibetimizi yeni bir kadar yükselleştirişimiz Allah'a boğan şençimiz, o da Allah bizini kütkendek Allah'a hakiki buluşumuz için bir çıkış yolu ve yardım buluşun Allah. Hoş şimdi bu temaya gelsek insan bilen Allah'ın otursuzdaki münasibet alaka zaten neyme. Bu münasibet İki adam otursudaki, iki şahs otursudaki, ya ki iki mehluk otursudaki münasebetten halkıgan bu intayin oyunluş kıtı geçilik, biliş kıtı geçilik ve onu düşeniş ve düşengenliğinkin onun huzur erişini bilişten ibaret olan bu intayin muhim bir nokta. Bunu biz yüzümüzden dininin asası etmesek bu durumda. Çünkü bu dünyanın yarılışı, ve dünyadaki varlık şeylerin yaratılışı ve ondakin Allah Subhanahu ve Teala'nın insanlarını yaratıp şu varlık nesillerini şu insan için yarattım deyip insanın üstünde eziz kılışıdır ki birinci nokta ne demeden dese Allah Subhanahu ve Teala'nın uzun bendisini sevgelle gidin. Allah uzun bendisini yakşı köygelle gidin. Bunda boğanken yakşı köygeçi üzününki yakşı kürelgen karış tarafından ne demeden talep kılıdı? Bunu okşaşla üzünün yaxşı görülüşün tələb qılır. Heç qaçan alaqa, münasibət, yaxşı görüş, muhabbət bir tərəfdə olmamaydı. Bu da bizdə bir gəp var, bir tıq qoldan çabak çıxmaydı deyidi. Çabak çıxış üçün çikkili qol tənkiliş gerek. Demek bu yerdə Allah Subhanahu ve Teala'nı üzümüzün Rabbi deyip tunuş ve üzümüzün yaratqıçısı ve idare qıçısı bizdən varlıq şərkətlerimizi bilip durğıçı ve şundaqla bizgi kerek olan bizden varlık ihtiyacımızı kamdap durguşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'yı Ar-Rab degen bu nuhtini düşengenimizde elbette biz bu üzümüzden doğru ben şu Rabbim için kandak halatı buluşum kerek. Ben o Rabbim için boğan münasibetimle alakımla kandak kılışım kerek degen nuhtini oynayış bu imanın talebi. İman, bu bizden imani kuruşumuz. Bunu düşenmeyen ehvalda bir Müslümanın kıkan emel ibadetleri bu fakat şekli bir nesli aynı. Onun tutkan ruzuları mı şekli bir nesil ayrılıp kalışı mümkün. Çünkü asaslık, məqsəd inek bulmay, nemin məqsədde kıvatkan işini bir adam bilmeyi kan ahvalda, bunun hiç kandak bir yakışında dizisin bulmay. Çünkü kulağa sırağa vaxtımızda Allah bilen bendenin otursudaki alaka, münasibet olsa Allah'ın hücayillığını, Rab'lığını, padişahlığını ve varlık özünü süpetleyen süpetlerine Allah'ını tutmuş, bu benden mecburiyeti olsa, şimdiki bende şu Allah Subhanahu ve Teala onun yükleyen varlık emellerini kılış artırıp günlüğün günlüğe üzerine Rabbi olan boğan münasebetini yakşılaş, terakki kıldırış ve onu güçlük haletke ekiliş. Bana bu
intayin muhim bo'lgan bir munosabat. Shunga Anas roziyallohu anhu rivoyat etdiki bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining Rabbini rivoyat qilib aytdi. Yana bu hadis Qudusiy deyiladi buni. Alloh subhanahu va taolo aytgan. Agar mening bandam menga bir g'irich yiqilishi menda harakat qilsa, men uningga bir g'ulach yiqilishiman. Agar u menga bir g'ulach yiqilishi menda harakat qilsa, men uningga yig'imi bir necha gaz yiqilishiman. Agar u menga menga mening oldimga kelsa, men uning oldiga yugurib boraman deydi. Bu nima ko'rsatdi deganda, bandi bilan Allohning o'tirishiga munosabat. Allohning bandini qanchalik yaxshi ko'rganligini ko'rsatdi. Va Allohning shu bandisidan yuzini qanchalik yaxshi ko'rishini Alloh subhanahu va taolo tutirdi buningda. Shunga Alloh bizningki yaxshi ko'rganligini naq ko'rsatib qo'ygan. Qur'oni Karimda deb qo'ygan, o'zining ush barliq dunyoni yaratib va uni men bandam uchun yaratdim. Huvallazi sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an min. Barliq asmallardagi va zamindagi barliq narsalar sizlar uchun oy aqdirib qadim, sizlarning xizmatingizlar uchun yaratdim. Garchi bu narsalar bizning burun yaralgan. Allah bizlerin yaratıştığın burun bizge kirekin. Bizinin ihtiyacımızı kirekin. Olan bağırlık nesilerini yaratıya yakıp olup, onun iki bizi yaratışı. O da bir adam, en yakışı kürdüğün bir adamla mihman kalıp uygu çakırmak için olsa, o adam o mihman kiriştiğin burun, neç saatle belki bir neç kürle tiyalık kılıp, üstel dostukallarını peçette kılıp, onun kirelik olan yemeklerini ve şundak nazı nimetlerini koyup, ey yakıp durdu. Uyunun aldırını tiyalık süpürüp durdu. O mehman kelgan vaqtida uningga hamma narsaning u orqali uningga huzur birlashini arzu qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu insonlarni yaratishdan burun buni shunda xuddi bir mehmanni kelish oldi turib atgan mehmanni kutgandek Alloh buni tayyorlab insonlarni undan keyin yaratgan. Demak, bu Allohning bizni qanchalik yaxshi ko'rganligini ko'rsatsa, undan keyin biz shuni tushunib, undaqqa Alloh meni shunda yaxshi ko'rgan, men nima qildim? Men zodi Alloh subhanahu va taolaga bir yaxshi ko'rishga loyiq bir mehmon bo'la oldimmi? Men qanday qilganda shu marhamatga erisha olayman va Alloh subhanahu va taologa haqiqat qul bo'la olayman. Demak, bu yerda yaratuvchi bilan qulning o'tirishidagi munosabat. Bu muhabbat jihatda Alloh subhanahu va taoloning bandasiga ko'rsatilgan mehribonligi muhabbati bandaning Alloh ko'rsatgan muhabbatining nechasi yuqori? Nechasi yuqori? Chunki biz Alloh subhanahu va taologa eng aqllisi o'z loyiqini shukr ado qilmayotmiz. Ham qutlanmaymiz. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bizden talep kılgan cahil layıkı da ibadet mi kılınmayımız? Ama şunu da aklımı, yine Allah subhanahu wa ta'ala bizge üzünün merhametini görüştürdü. Üzünün el-vedud degen sütülen Allah bizini üzge çakırıp durdu. Yani el-vedud en yakışık övücü. Bendilerge en mehriballığını görüştürdük ki. El-afu, el-ra'uf, el-gafur. Bir degen güzel isimler. Arkadan biz bir çıkın maksuğa vaktimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Demek bu sözde Ar-Rahman, Ar-Rahim, İgisi Boğan Rabbim Allah'ın ismini başlayamayın deyimiz yok. Biz şu Rabbimizin ki kalbimizin kançilik, mehriballıkların karabatkallığını bazda is kınmayımız veya ki onunla layığı düşükle de kınmayımız. Şuna bu nokta, hadiste Peygamber Resulü'nün etkinde, Allah Subhanehu ve Teala'nın ki bendilerinin yakışık yürüyüşü, bir anının üzünün bendisinin yakışık yürüyüşünün neçesi yok. Yani biz şu muhabbetini, Allah'ın şu anının ki bizden talep kılan şu münasebetini biz qanday ibodatlashmasimiz qanday buni qaysi jihatda tushunishimiz kerak qanday hosil qilishimiz kerak degan bu savol bizga qo'yilgan savol har bir musulmon buni ustida o'ylanishi kerak demak buningda bizning Allohga bo'lgan tavhididagi rostchilik ixlosi qayerdan qayergacha ketib o'tadi ya'ni sidqul ixlos ya'ni sidqul tavhid ya'ni Allohni haqiqiy yolg'iz yakkigan deb tunish va Alloh yomon ko'radigan Alloh qat'i kechirmaydigan Allah'ın gazabını keltirdiğin varlık amellerini, şirkten ibaret ve başka varlık amellerini, belki hata işlerini üzerine saklaş. Ve onun dinki, imanını mırasçıl saklaş. Yine Allah'a bu olan işençidir, müstehkem turuş, eğip gitmeslik, boş vaktlarda bulsun, kıyın ehvallarda bulsun, üzerinden şu imanını müstehkem turuş, bana bu dinki, Allah subhanahu ve teala bu olan münasebetimizini, yakış tutusundaki en mühim amillerden birisi. Çünkü biz ameliyette, İnsanın tabiiyeti, karaydan bulsak, bazı bir kıyınçlıklar duş kegel vaxtıda. Kulmelerden ayrılıp bağında, iktisadi ziyan kuşturgal vaxtıda. Ailesi ya ki üzününki cismani hayatıda bir kıyınçlık duş kegel vaxtıda. İnsan tabii halde Allah kıtelir. O vaxtıda benim Allah'tan başka tutuzgan adım, elime, Rabbim bir yok, digen tunuş kekilidu. Ve izâ messel insanı durrun da'ana li cembihi ev qa'iden ev qa'ime. İnsanla birer pişkelle kegel vaxtıda, kuttas kopsi bizini esteydi deyil Allah. Bu qiyinchilik kuchirgan vaqtida eng aqalliysi Allohni tunishni inkor qilgan insonlarmi Allohni
Allah tarafından yenilmiş başlaydı. İnsanın tabiiydi bu. Ama bu vaktideki münasebet, bu Allah bizim telaffuka münasebet emez. Biz boş vaktlarda, yüzümüz hatırken bu vaktlarımızda, Allah subhanahu ve teala'a bizden daim ihtiyacımız var. Lakin yüzümüzden mevlim ilgilenen ya erişken neticemiz göre, benim hiç kandaklı nesliyim. Çünkü hacdaydıysam pulum var, ya ki kılaydıysam küçüm var. Gendek bunu alıp gelip vakti de yuhtuşup, gaflet tıkılıp, yaratkan ilgisini unutup yetiştin. İbaret bu, bu mesele, bu hatalık imtihanın çok hatalık. Çünkü bu şimdi vakti de köpü insanlar, çünkü Rabbi olan bu olan alakasını, münasebetini bu şimdi vakti unutup kalırdı. Beyin ahvalı kegen çağına hepimiz esnek. Mesela biz Şark Türkistan halkı hazır, beşimiz kegen külfetlerde biz, anda kılımız her anda vakti dua kısak özürümüzün yaş kurmaydı. Dua kılımız. Çünkü biz aşındak bir beyin ahvalı yaşamadıkın bu olanlığımız şundak. Ama biz Allah Subhanahu bunu kılmak istiyor elbette. Kendimiz kamil. Ondan keyin bizim hayatımızda yaşlılık ayıp kegen vakti ki, ahvalımızın anda kılımız. Bana bizim şu vakti Allah Subhanahu ve Teala bizim tekşireydi. Demek, evvel insan özününki Rabbi ile bulan, münasebetine imanı bilen, özünün akidesi bilen, özünün Allah Subhanahu ve Teala onun kılıçka buyurgan emellerini bir kişilik hayatı da ve bir aile hayatı da ve özününki bir ve bir cemaat şekilde yaşayan bir hayatta tatbiklap gelip mengalığına kadar bununki Allah ile bulan münasebeti şunun ile bağlanıp durdur. Şuna bunu Allah'ın bende üstündeki hakkı da bir şey sekme buludu. Ya ki bende Allah üstündeki hakkı sekme buludu. Çünkü bu mu Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz radıyallahu anh'a öz vakti itkan. Ey Muaz, Allah'ın bende üstündeki hakkını bilemse, bendelerinin Allah üstündeki hakkını bilemse, yanda Allah ve Allah'ın Resulü yakışı biliyordu da cevap. Peygamber aleyhissalatü vesselam itkan, Allah'ın bendeler üstündeki hakkı, bendelerinin fakat Allah'ı yalguz, aldı Allah'ı ibadet kılışı, ve Allah Allah'ı hiç kandak şirk bilmezse şirk geltirmezlik. Bana bu Allah'ın ki bizden talep kıldığın dersi. Ben de bu şer, bu şerini hazırlığında ondaki Allah Subhanahu ve Teala o bendesini cennetle mukabalığına Allah kitap koydu. Bana bu bende veren Allah'ın otosika münasebet bana muşahidesini en tane inek göstereyim.